Artık dağda değiliz Gülal Efe. Böyle çizmelerle yatağa girmek olmaz. Göründüğümü taklayacak mısın? Seni beklerken yandı bu gönül. Başına tac olsun bu gönül. Yiğidim, aslanım, Mehmet'im benim. Yoluna kurban olsun bu gönül. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Sen pek severdin, pek biledin mani cüzmeyi. Hadi, sen de benim için bir mani düz. Zeytin dalı yeşil yeşil, armudun çöpü, armudun sapı, tarlalarda karınca, sabah ne güzel olur akşam olunca. Çok güzel Mehmet'im, çok güzel. Bak, sen buradasın, ben buradayım. Şahidimiz de burada. Beni öpmeyecek misin? Hatun. Sata Hatun.
Bülent? Ne oldu? Nedir bu halin? Bugün daha iyisin değil mi abla? İyiyim iyiyim, toparladım. Gülhayat, ne oldu canım? Abla Ali. Ali'ye bir şey mi oldu? Ay, ay yoksa benim yüzümden mi? Buraya gelmene mi kızdı? Ayfer'le aynı yataktaydı. Ah baba. Ah canım ah. Ay bu kızın yüzü hiç gülmeyecek mi? Nedir bu? Ah canım benim ah. Vah yavrum. Vah canım. Vah canım. Oh. Dün gece çok sarhoştum. Ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum Ayfer. Seni incitecek bir şey yapmadım değil mi? Hayır. Ben aramızda geçenlerin farkındayım. Tasa etme. Beni bir şeye zorlamadın. Sen istedin. Benle karşı durmadım. Biliyordum. Senin de aynı hisleri taşıdığını biliyordum. Köylüler kahvede toplandı mı? Toplandı efendimiz. Emrettiğiniz gibi. Peki kimmiş bu Kazım Ağa? Köyümüzün insanıdır efendim. 5-10 sene oldu köyden gideli. Allah da yürü ya kulum dedi. Pek zenginledi. Arazilerin hepsini alacak mı? Alacak efendimiz, alacak. Ne var ne yok hepsini alacak. Zaten amacı da köye geri dönmek. Güzel. Güzel. Hadi Balkız hadi. İçim bomboş abla. Boşlukta gibiyim. Ah canım, kalbin kırık biliyorum. Ama sen Gülali'yi seviyorsun, Gülali de seni. Sevginin, aşkın bu saatten sonra ne önemi var? O yılan ne yaptı, etti, Ali'nin kadını oldu. Dur bakalım, dur öyle hemen hüküm verme. Bakalım Ali onu kadın olarak isteyecek mi? İstemeseydi bütün bunlar olur muydu hiç abla? Ben Ali sadece beni sevsin, beni istesin istedim. Ama olmadı. Ah canım, erkekleri hiç tanımıyorsun. Erkek gönlünü eğlendirmek ister. Önüne bir fırsat çıkınca onu değerlendirmek ister. Ama sevdiği kadın da hep orada dursun, onu beklesin ister. Göreceksin. Ali de dönüp dolaşacak, sonunda sana gelecek gene. Kazım Usta, sözü uzatmadan mevzuya girelim. Zeytinlikleri, tarlaları, elma bahçelerini muhtar sana gösterdi değil mi? Gösterdi efendim, gösterdi. Peki sen bu kadar mala mülke ne fiyat biçtin? 10.500. Ne? 10.500 mü? Bu kadar mala? Sordum, soruşturdum efendim. Yekün bir fiyat aldım, param da o kadar çıktı. Kazım Ağa, Kazım Ağa, bu paralar... Fakir fukaranın rızkı, ona göre düşün. Efendimiz evet. Haklı. Öksüze yetime dağıtılacak bu paralar. Sen de kesenin ağzını aç artık Kazım Ağa ya. Ya muhtar, benim param efendimize söylediğim kadar. Gerisini de bir yıla kadar öderim. Bana para hemen lazım. Bize para hemen lazım. Evet. Fakir fukaranın dayanacak hali kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı.
Hadi çık çık çık. Çık. 11 bin lira olsun. Çık çık çık. Çık 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 çık. 12 bin olsun. Çık 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 çık. 13 bin olsun. Çık 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 çık. 5, 10, 15. 15. Uygundur, münasip. O zaman siz bana müsaade edin. Ben gidip parayı denkleştireyim, buluşturayım, getireyim efendim. Heh. Fırla. Tamam. Çok zor bir durum amca. Hem benim için hem de Ayfer için. Ama bunun sorumlusu benim. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu... ne yapmam gerektiğini bilemiyorum amca. Aslında mesele basit Gül Ali. Sen bu kızı seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorum ama insan olarak seviyorum. Ben ona hiç o gözle bakmadım amca. Ayfer'i insan olarak seviyorsan ileride karın olarak da seversin oğlum. Öyle illa aşık olup da evlenilecek diye bir kural da yok. Vakti zamanında gençken ben de bir genç kızı apayı yaktımdı böyle. Hani derler ya öl de söyleyeceğim ha. Ne ölmesi be? Kızın umurunda bile değilim o. Evdekiler baktılar benim durum kötü. Aman demişler bu çocuğu tez elden evlendirelim. Gel dediler. Güzelce, iyi huylu, ev hanımı bir kız bulduk dediler sana. Allah seni inandırsın. Yüzünü bile görmeden bastım nikah. İşte o kız Esma'ydı. Ama hiçbir zaman da pişman olmadım. Nasip. Şimdi sen Ayfer iyi insandır diyorsan gerisi çorap söküğü gibi gelir bu oğlum. Hem madem böyle bir şey yaptın, o kıza nikaha basmak senin boynunun borcu. Bu kız senin helalin olmalı. Evet söyleyin bakalım. Benimle konuşmak istediğiniz nedir? Efendimiz yağmur için o kadar dua ettiniz. Köylü soruyor neden duanız kabul olmadı? Rabbim rahmetini bizden neden esirgedi efendimiz? Ne bir bulut ne bir damla ne yapacağız şimdi efendimiz? Çevre köylere ne cevap vereceğiz efendimiz? Oturun. Allahümme. Allahümme. Ya Rabbim. Bizlerden rahmetini esirgeme ya Rabbim. Amin. Göklerden dereler gibi rahmetini yağdır Rabbim. Amin. Bu kurumuş dudaklarımıza, bu kurumuş topraklarımıza rahmetini ihsan eyle ya Rabbim. Amin. Allah'ım. Sana ellerimizi kaldırdık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle, duaları kabul olan zevat-ı evliyadan eyle bizi ya Rabbim. Amin. Hadi başlayın dualarınızı. Kerametini kaybetmiş efendimiz. Kerametli olsaydı yağmur yağdırırız. Yağmurun yağacağı yok. Efendimizin nefesi yetmiyor. Daha önce de yaptıramamıştı zaten. Nasıl zelzele yaptığını hepimiz gözlerimizle gördük. İhanet etmeyin. Başka kerameti yok ki. Tövbe deyin, tövbe deyin, tövbe deyin. Amin. Rabbim şimdi sizlerin dualarını kabul eyledi mi? İnşallah. 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 Kabul eylemedi. Ve yağmurun neden yağmadığını şimdi anladım.
Kalkın ayağa. Gelin benim peşimden. Yürüyün. Beyefendi, buyurun, kimi aradınız? Benim aradığım orada. Ne işin var burada? Cennette yaşıyorsunuz Selahattin Bey. Cennette maşallah. Sizin de bir işim vardı. O nedenle buradayım. Benim seninle hiçbir işim olmaz Faruk Bey. Biraz hususi bir mesele. Dilerseniz yalnız konuşalım. Gülali. Ben senin için ne anlama geliyorum? Söyleyeceğin her şeye razıyım ben. Hiçbir şey söylememenden iyidir. Neden beni kendine çektin Ali? O eller senin değil miydi? O aşkla bakan gözler, o dudaklar senin değil miydi Ali? Neden bana sanki bir suç işlemiş gibi bakıyorsun? Bu kadarını kaldıramayacağım. Madem yaptığından pişmansın, seni daha fazla mutsuz etmeyeceğim. Gidiyorum. Evlen benimle Ayfer. Sözleşmeyi sonradan tetkik ettim. Sizi bayağı bir mal mülk sahibi yapmıştı Selahattin Bey. Siz bunca servetin sahibi olasınız diye ben kendimi riske attım. Zahmetimi karşılığında alamadım. Sözünüzde durmadınız Selahattin Bey. Gevelemeyi bırak. Açık konuş. Üstüne konduğunuz mallardan pay istiyorum. Sen aklını mı oynattın? Ne malı ne payı? Zahmetimi karşılığı. Rüyanda görürsün, rüyanda. Pay vermeye yanaşmazsanız sizi şikayet ederim. Senin kanunlardan haberin yok galiba Faruk Bey. Eğer beni şikayet edersen kendi başını da yakarsın, haberin olsun. Hiç sorun değil. Ben yanarken sizi de yakarım. Yok ya. Hadi elinden geleni ardına koyma. Peki. Kahve pişir içtim. Şimdi içmeyeceğim. Ama daha sonra Selahattin Bey'in kahvesini muhakkak içeceğim. İyi günler. İyi günler. Neden yağmur yağdıramıyorsun efendimiz? Öyle mi? Şimdi size bu sorunuzun cevabını veriyorum. Neymiş abi? Soyunun. Soyunun, soyunun. Güzel. Şimdi pantolonlarınızı çıkarın. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Buyurun suya. Suya, suya. Suya. Çabuk, 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 çabuk. Derine, derine, derine. Derine. Saf tutun.
Şimdi dediklerimi tekrarlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim, niyet eyledim. Niyet ettim, niyet eyledim. Gusül için abdestime. Gusül için abdestime. Başlayın. Üç defa dalıp çıkın. Bak, en sonunda doğru karar verdiniz Güney. Her şey ne kadar güzel olacak. Şu nikah meselesini bir halledelim. Ondan sonra size şöyle güzel, anlı şanlı bir düğün yaparız. Düğün bize gerekmez amca. Sen de Cemal şahidimiz olursunuz yeter. Gülali doğru söylüyor. Bize düğün gerekmez. Yapmayın çocuklar. Ya bir insan hayatta bir defa evlenir. Hem sonra koskoca Kamal'ın kızıyla Gülali Efe'ye anlaşanlı bir düğün yapılmaz mı be yavrum? Boş ver amca. Tamam, nasıl istiyorsanız öyle olsun. Çıktınız, gelin buraya. Kimse yok mu? Sözü veriyorum, çıktı, çıktı. Çıktı. Şeytan çıktı, sözü veriyor. Çıktı. Çıktı diyorum ya. Çıktı. Kimse yok mu? İyi günler. İyi günler hanım kızım. Hayırdır bu saatte? Resmi bir iş falan mı vardı? Öyle. Boşanma davamız var. Selahattin'le boşanıyoruz. Anlıyorum. Şey diyecektim, hani biraz daha düşünseniz diyeceğim ama... Yok Seyit amca, yok. Böylesi daha iyi olacak. Zaten ona hiç saygım kalmadı biliyorsunuz. Biliyorum kızım, biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Gülali ile Ayfer niye buradalar? Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok, kötü bir şey yok. Şimdi onlar evlenmeye karar vermişler de yukarıya müracaat edeceklerdi. Onun için geldiler. Sağlıcakla kal kızım. Muhtar ikişer ikişer sayma. Ver şunu bana. Ben bu paraları size yedirir miyim? Bu kadar parayı bir arada bir daha hayatta göremezsiniz. Bakın bakın, bakın da yalanın. 1500, 2000, 2500. Para tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bu parayı ne yapacağımızı kararlaştıralım. Ben karar verdim. Paralar bende duracak. Bu paralar bende. Bende duracak. Çünkü fakir fukaranın rızkı heba olmasın, çalınmasın bu paralar. Bende dursun. Olmaz efendim. Neden olmazmış? Bu parayı size verip de sizi sıkıntıya sokmak istemeyiz. Arkadaşlar, önce bu parayı fakir fukaraya nasıl dağıtacağımıza karar verelim. İsterseniz şöyle yapalım. Önce bir fakirhaneleri tespit edelim. Bunları tek tek yazalım. Daha sonra hane reislerini çağırıp paraları dağıtalım. Ama arkadaşlar, aileler tespit edilene kadar bu paraları Ali Hamdi'nin tarlasındaki kör kuyuya saklayalım bence. Durun! Ben burada kimim? Bana niye danışmıyorsunuz? Ben eşek başı mıyım? Haşa! Haşa! Haşa efendimiz, haşa. Biz biliyoruz ki sizin parada, pulda, malda, mülkte gözünüz yok. O yüzden de biz sizi yormak istemedik. Ne haliniz varsa görün. Hadi bak kız. Gidiyoruz. Hadi arkadaşlar, biz de ikişer ikişer mahallelere dağılalım, fakirhaneleri tespit edelim.
Bana ateş ettiğin için seni asla affetmeyeceğim. Mahkemede beraat etmiş olabilirsin. Ama vicdanın rahatlamasın. Benim mahkememde hala suçlusun. Hep suçlu olarak kalacaksın. Kocasını vurmaya teşebbüs eden bir mahkum olarak kalacaksın. Laflara bak. Eğer geçmişi deşeceksek benim mahkememde senin mahkumiyetin saymakla bitmez. Beni kaybettiğine çok pişman olacaksın Nazlı. Pişman mı olacağım? Benim en büyük pişmanlığım seninle evlenmek. Ondan ötesi bana vız gelir. Abla, size çok önemli bir haberim var. Aman Gül hayat duymasın. Gül Ali. Ne olmuş Ali'ye? Neymiş duymamam gereken şey? Cemile. Ne olmuş Ali'ye? Neymiş duymamam gereken şey? Söylesene. Cemile hadi. Hiçbir şey. Cemile hadi. Söyle dedim. Yolda bir ahbabıma rastladım. Kendisi memur. O söyledi. Neyi söyledi? Nasılsa duyacaksın. Evlenmek için müracaat etmişler. Kim? Şu eşkıya kızla Gül Ali. Yarın nikah kıyacaklarmış. Paraların hepsi tamam mı? Tamam Muhtar, tamam. Sağ ol. Muhtar, birileri paraları çalmaya kalkarsa ne yaparız? İki kişi dikeriz başına, gece gündüz nöbet tutar. İyi fikir. Ahmet, Sabri, siz ikiniz kuyunun başındasınız. Hadi arkadaşlar. Hadi Muhtar, biz de aşağı mahalleye gidip fakir aileleri tespit edelim. Selahattin Ağam. Ne oldu? Ne oldu? Bitti mi? Bitti. Boşandık. Tabii kimse evliliğini yıkmak istemez ama sizinki artık şart olmuştu ağam. Yani bütün bu olanlardan sonra evli kalmanız münasip olmazdı. Tamam Zuhal. Hadi bana bir su getir. Yalnız bir şey merak ediyorum. Nazlı ile boşanmak için çok mal mülk verdiniz mi? Vermedim. O da hiçbir şey istemedi zaten. Gitti mi merak? Gitti ağam. Paracıklar kör kuyunun dibinde yatıyor. Biz de seninle burada yatıyoruz Balkız. Elden bir şey gelmiyor. Nelere katlandım ben o paralar için. Az daha o 85'lik borukla gerdeğe giriyordum. Bu hak mı bana Balkız? Ha? Rema mı bu bana? Keşke sen keçi olacağına tarla faresi olsaydın da o kör kuyuya bir tünel kazsaydın Balkız. Tarla faresi mi? Balkız. Aferin sana. Aferin Balkız.
İçimdeki şeyden çıkmış mı? Gözün aydın tarla faresi. Çıkmış. Allah razı olsun ağam. Allah ne muradın varsa versin. Tuttuğun altın olsun ağam. Ama, ama. Kasabada böyle demiyordun ama. Selahattin ağam, Selahattin ağam. Kaç dibinden ayrılmıyordun. Benim ağam sensin. Sonsuza dek de ağam olarak kalacaksın ağam. İçimdeki şeytana uydum ağam. Affet beni ağam. Yalvarırım sana. Kullan. Bu heybeyi gördün mü? Gördüm ağam. Çok yakışmış ağam. Onu demek istemedim. Bu heybe yarın paralarla dolacak. Paralarla mı dolacak ağam? Paralarla. Benim paralarımla. Eğer dediklerimi yaparsan... ...sen de o paralardan biraz otlanabilirsin Nafiz. Otlanırım ağam. Şimdi dediklerimi bir bir kafana yerleştir. Emredersin ağam. Bak tarla faresi. Boşanmak bu sözlüğe yaramadı. Eskiden otrakhanenin yolunu bile bilmezdi bu. Boşanmış erkek yıllarından kurtulmuş eseğe benzer derler ya. Halit'in oğlu armut dibine düşerdi demezler mi abla? Aman öyle söyleme Zemile, yani Halit Bey gibi yağlı müşteri gittikten sonra masrafları zor çıkartır olduk. İnşallah hep geldi babasını aratmaz. Gelir gelir merak etme. Baksana Melia'ya nasıl bakıyor. Doldursana, ne duruyorsun? Hayırlı günler. Nasılsın Nazlı? İyiyim, sağ ol. Boşanmışsın. Sen de evleniyor musun? Ne tesadüf. Bazıları için bir şeyler biterken bazıları için başlıyor. Hayat işte. Sen ne yapacaksın? Aslına bakarsan burada kalmam için hiçbir sebep kalmadı. Babam gitti. Sevdiğim her şey, herkes bir bir elimden kayıp gidiyor. Beni burada tutan tek şey öğrencilerim. Onlar olmasa hemen çekip gideceğim buradan. Buralar bana yalnızca acı veriyor. Daha da neyi anladım biliyor musun Nazlı? Nereye gidersen git, geçmiş seni bırakmıyor. Seninle birlikte geliyor. Kaçmak istediğin, üzüldüğün hiçbir şey peşini bırakmıyor. Mutluluklar dilerim. Umarım daim olur. Thank you.
ey cemaati müslümin. Rabbim sizleri sınamak için bu köye bir şeytan yolladı. Ama sizler şeytanla olan imtihanınızı kazandınız. O şeytan ki O şeytan ki çeşitli bedenlerde size görünebilir. Bazen iki başlı görünebilir. Elinize koca bir sopa alın. Yanınıza ip alın. Sonra yavaşça şeytana yaklaş. O iki kafasına da sopayı indir. İple sıkı sıkı ellerini, ağzını, ayaklarını bağlayın. Şeytanı yer ile yeksan edin. Allah hepinizi şeytanlı yer ile yeksan eden kullarından eylesin. Amin. Amin. Aa, hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Gülali yok mu? İçeride. Gülali. Al bakalım. Bu ne? Aç bakalım. Düğünde giymen için. Ah, daha önce hiç böyle bir şey giymedim. Güle güle giy. Çok sağ olun Seyit amca. Kendi aramızda da olsa bir nikah kıyacağız ya. Hoş geldiniz amca. Hoş gördük, hoş gördük. Amca ne zahmet ettiniz? Ben senin amcanım. Bırak şu kadarcık bir faydan olsun hiç değilse. Keşke babamla bu günleri görseydi. Gülerem, ben de sana bir gömlek aldım. Hayırlı olsun. Dediğin işte böyle bir şey Cemaloğlu. İnsanoğlu ne kadar istemese de yaptığı hataların bedellerini bir şekilde ödemek zorunda. Ne hatası Seyit baba? Boş ver. Seyit baba, yoksa Gülal abim kızı sevmiyor mu? Sakın. İşte geldi. Bak ne kadar güzel oldu yavrum. Gülali. Bak Ayfer kızımız hazır. Hadi sen de giyin oğlum. Pek yakıştı. Ey cemaati müslümin. İnsanların göründükleri suretiyle içlerindeki sureti farklı farklıdır. Dışlarından
iyilik yapıyor görünür ama içleri fesattır. Ne demişler? Ya göründüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi görüneceksin. İnsan, insan içinde yolculuğa çıkmalı. İçini aramalı. İçini aramalı, aramalı. Neymiş? İçimizde bakacaksın. İyice arayacaksın. Ve bulacaksın bulacaksın ruhunu. Araya araya içini bulacaksın. Ruhunu. Allah araya araya içini bulan kullarından eylesin. Amin. Ben de sizi arıyordum. Şikayet dilekçesi hazırladım. Beni nasıl kandırdığınızı, babanızın mallarına nasıl el koyduğunuzu hepsini yazdım. Bir bakın bakalım eksiklik var mı? Hayatımın tek fırsatı. Kaçırmak istemem doğrusu. Sen kendini yakmaya hazırsın demek. Bana silah çektiğinizi, öldürmekle tehdit ettiğinizi de yazdım. Hem bana ne yapacaklar ki? Yani en fazla işten atarlar. Atsınlar. Ben de gidip köye babamın yanına yerleşirim. Ama sizin durumunuz benimki kadar basit değil Selahattin Bey. Dört duvar arasına girersiniz. Henüz hala vaktimiz varken servetinizin bir kısmını bana vermeyi kabul edersiniz. Ben de bu dilekçeyi yırtar atarım. Ne dersiniz? Ey cemaati Müslümin. Şimdi sizlere pek ama pek üzüleceğinizi bildiğim bir haber vermek istiyorum. Ayrılık vakti geldi çattı. Yok. Hepinizden ayrı ayrı memnunum. Hepinizden Rabbim razı olsun. Ama ve lakin vakit geldi mi her şey bitti. Rabbim sizlere beni yolladı. Ben görevimi yaptım, görevim bitti ve ayrılık vakti geldi çattı. Şimdi beni iyi dinleyin. Rahmet istediniz benden. Ama ben gittikten kısa bir süre sonra o dualarını ettiğiniz rahmet dereler gibi akacak. Bu köye tekrar bereket gelecek. Bir de fakir fukaraya dağıtmak üzere sakladığınız paraları hakkaniyetle dağıtın. Ne birinin hakkı ötekine, ne ötekinin hakkı öbürüne geçsin. Eğer hakkaniyetle dağıtmazsanız Sadı Hatun mezarında fırıl 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 dönecek. Bal kızımı size emanet ediyorum. Bana nasıl baktıysanız bal kızıma da öyle bakacaksınız. Ve bal kızım ard arda 15 defa meylediği zaman bir anda karşınızda beni göreceksiniz. Aklınızdan çıkarmayın. Ard arda 15 defa me 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 neymiş? Me me. Hadi hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Gitmeseydiniz efendim. Gitmeseydiniz yerimiz. Gerçekten biliyor musunuz?
3 tepe açacakmışım. Orman girişinde bekleyecekmişim. Salak mıyım ben be? Üzerimde bu kadar para varken Halit'i bekleyecekmişim. Odamız bana zırnık koklatmaz, zırnık. Bu parayı almak için canımı ortaya koydum ben be. Neymiş? O parayı alacakmış, ben de ondan otlanacakmışım. Otlanacak göz var mı bende be? Adamları bağlamışlar. Koşun! Sabi ne oldu? Ne oldu Sabi? Ne yaptılar? Hiçbir şey hatırlamıyorum, başım ağrıyor. Ahmet, Ahmet ne oldu? Ne oldu? Ben hayal meyal hatırlıyorum. O tarla faresi suratlı şeytanı gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Paraları da çalmış. Gitti paralar. Muhtar, paralar yok. Desene, öksüzün yetimin hakkı gitti. Mirimiz demişti bu şeytanın başımıza iş açacağını. Balkız 15 kere meylerse mirimiz gelir bizi bu dertten kurtarır. Balkız! 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 15 kere Balkız! Halit ağa. Tarla faresi. İçindeki şeytan daha çıkmamış. Çıktı ağam. Vallahi çıktı. Billahi çıktı ağam. Vurma ağam. Çıkmış ama izi kalmış. Söylediğim yere niye gelmedin ha? Niye bana oyun oynadın? Niye? Ağam. Tam geliyordum. Karıştırmışım. Kaybolmuşum ha. Sus! Benim adım Halit Karadağ. Ben şeytana bile pabucunu ters geçiririm lan. Kahvenizi içmeye gelirim demiştim Selahattin Bey. Demek ki bugüne kısmetmiş. Ya. Kahvede pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Aldıklarınızın yarısı. Mallarım mülklerin yarısını istiyorum. Ne diyorsun sen? Malıma mülküme mi ortak olmak istiyorsun? Aynen öyle. Aklını kaçırmışsın. Aklım başıma geldi desek şuna. Hayatta olmaz. Rüya görüyorsun. Sizin teklifiniz ne? Onda bir. Asıl siz rüya görüyorsunuz Selahattin Bey. Bendeki bilgi bundan çok daha fazla eder. İyi. Beşte bir olsun. Üçte bir. Beşte bir. Daha fazla vermem. Peki. Beş üç daha kaç yapar? Sekiz. Bölün ikiye dört. Demek ki dörtte bir. Dörtte bir vermem. Çok fazla. Dörtte bir. Daha azına razı olmam. Vermem dedim. Vermem. Peki. Siz bilirsiniz Selahattin Bey. Kahve için teşekkür ederim. İyi günler. Bir dakika. Başka bir yol yok mu bunun? Maalesef yok Selahattin Bey. Tamam, dörtte bir. Ne yapacağız şimdi? Tapuları üzerinize mi geçireceğim? Hayır. Tapuyla falan başımı belaya sokamam. Arkamda delil bırakmamam lazım. Siz en iyisi hakkım olanı bana nakit olarak verin. Ben de daha sonra tası tarağı toplayıp çekip gideyim buralardan. Benim o kadar nakit param yok. Arazileri satışa çıkarım. Bu köyde o arazileri hemen alacak adam var mı? Benim acelem yok Selahattin Bey. Beklerim. Bak Nafiz. Bu heybenin içi para dolu. Hepsi benim param. Artık zenginim. Sana söylediğim gibi bu paralardan sen de otlanacaksın. Otlanırım, otlanırım tabii ağam. Yeter ki sen otla tamam. Selahattin'e hücum etmenin sırası geldi. Geldi de geçiyor bile ağam. Evet, geçiyor.
Selahattin'in yanına git. Ortalıkta görünmediğin için bir alan uydur. Sonra onun yanından hiç ayrılma. Hep ağam ağam de. Neler olup bittiğini gel bana bir bir anlat. Durum vaziyet uygun olunca hücuma geçeceğim. Ve benden aldıklarını kuruş kuruş geri alacağım Nafiz. Ah papara ya, nedir bu kızın başına gelenler? Sana yemek getirdim kardulamı. Hadi ye biraz. Yemeyeceğim abla. Olmaz ama. İstiyse bir lokma bir şey ye. Selahattin ağam evde mi? Ağan olduğunu yeni mi hatırladın? Evde. Hadi hadi sen işine bak da git Selahattin ağamı çağır gel. Çağırır mısın diyecektin herhalde. Da sende o görgü nerede? Nafiz neredesin sen bunca vakittir? Buyur ağam. Hem de sana tam ihtiyacım olduğu vakit. Senin yüzünden mahkemede kazanacağımız davayı kaybettik Nafiz. Neredeydin? Ağam. Köyde bir cenaze vardı. Oraya gitmiştim. Yüzüne ne oldu peki? Oradan gelirken kaza geçirdim. Bu hale geldim ağam. Neyse Nafiz. Bak sana işim düştü. Buyur ağam. Kayalar, Tepecik, Işıklar. Bu üç bölgedeki arazileri satışa çıkaracağım. Bana yağlı müşteri bulacaksın. Ağam ne o? Parayı mı sıkıştın yoksa? Neden o kadar çok yeri satışa çıkardın ki? Sana ne lan? Sana hesap mı vereceğim? Estağfurullah ağam, ne adime? Nafiz. Buyur ağam. Bana paralı müşteriyi bul, gerisine karışma. Emredersin ağam. Hadi git. Emredersin ağam. Gülhayat, bir yere mi gidiyorsun? Yapma Gülhayat. Bak Gülal'i hayatını çizmiş. Bunu kabul et. Gençsin, güzelsin. Kim bilir karşısına daha kimler çıkacak. Önünde upuzun bir ömür var. Nafiz, kahveye dökeceksin. Önüne bakma. İleri bak. Getir, 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 getir. Buyur ağam. Demek Selahattin ağa malları satmaya başlamış ha? Ulan ağalık kim, sen kim? Ağa dediğin mal satmaz. Malına mal koyar. Çımın ağası. Bu kadar çok malı niye satışa çıkardın ağam? Yoksa paraya mı sıkıştın diye sordum. Sana ne lan dedi, beni tersledi ağam. Satsın Nafiz, satsın, satsın. Müşterileri de ben bulacakmışım ağam. Müşterileri ben bulacağım Nafiz. Beni büyük bir dertten kurtarırsın ağam. Yalnız Nafiz, bu baykuş malı mülkü satıp bu kasabadan kaçmasın. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Evet ağam. O baykuşu yok etmek için durum ve vaziyet uygun olmaya başladı. Hücuma geçebiliriz. Geçelim ağam. Tarla faresi. Benim bu evde kaldığımı kimse bilmeyecek. Eğer şeytana uyup birine söylersen... Söylemem ağam. Emin ol söylemem. Doğru baykuşun yanına fırla. Emredersin ağam. Siz Sayın Ayfer Yiğit, hiçbir tesir altında kalmaksızın kendi rızanızla Gülali Karadağ'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Gülali Karadağ, hiçbir tesir altında kalmaksızın kendi rızanızla Ayfer Yiğit'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
Evet. Ben de şahitlerin huzurunda kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Geç kaldın Halit Efendi, geç kaldın. Niye? Nikahı. Ne nikahı? İnsanoğlunun nikahını unutur mu? Oğlum mu? Sen ne biçim babasın? Gülal evleniyor. Uzatın parmağını. Ayfe. Bundan sonra yular senin elinde olacak kızım. Neden dersen? Erkek kısmı yönetilmek ister. Ver bakayım. Hele bu Gülal'i. Sen onun öyle sert mert göründüğüne bakma. Şimdi onu tek başına bıraksan ne tarafa gideceğini de şaşırır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Hadi bakalım. Sana hiç yakıştıramadım Gülal'i. İnsan babasını nikahına çağırmaz mı? Babalar gelecek, takısını takacak. Defol. Yakışmış. Çok yakışmış Gülal'i. Ailemizde bir eşkıya gelin eksikti, o da oldu, tamam oldu. Dalaşma. Dalaşma Gülal'i. Onun niyeti bugünü berbat etmek oldu. Zaten gül hayat gibi bir kadın sana fazla gül Ali. Sen de onun kıymetini anlayacak kafa nerede? Defol. Git Halit. Allah aşkına git. Ya bir kere de insan ol be. Olacağım Seyit. Bak gör. Ondan torun isteyeceğim. Gül Ali torun istiyorum. Hem üç tane hem erkek torun. Seyit. Daha da eşkıya azalmış. Takviye olur. Sen kendini hiç düşünmüyorsun ama ben seni hala düşünüyorum. Hiçbir şeyin önemi yok artık Halit. Çekil önümden. Gülayat. Sen eşkıya kızını kuma kabul edecek bir kadın değilsin. Sen bir tek Gülali'yi sevdin ama o seni hiç sevmedi. Her şey bitti Halit. Hayat bitti. Mana bitti. Hiçbir şeyin önemi yok artık. Güler bak. Dünyanın sonu değil. Her şey düzelecek. İnan bana. Dokunma bana. Güler. Ben seni bulurum.
yüzüm güler kalbim Gülhayat! Gülhayat! Halit Bey. Marika, Gülhayat'ı çağır. Gülhayat yok burada. Marika, artık Gülhayat'ın Gülal'in evinde kalmadığını biliyorum. Az önce çarşıda rastladım, konuştuk. Bir tuhaftı. Buraya gelmeyecek de nereye gidecek? Gelmedi, gelmedi işte Halit Bey. Ah, buradan bir gidisi vardı ki sormayın. Yani böyle yasayan bir ölü gibiydi. Beni dinlemedi bile. Peki Marika, o halle nereye gider bu kız? Bilmiyorum Halit Bey'sin, bilmiyorum. Ama çok korkuyorum. Yani bir delilik yapacak diye korkuyorum. Cemal! Cemal dursana! Ulan porsuk! Niye durmuyorsun bağırınca? Bir daha bana porsuk deme. Ben yıllardır senin yanında çalışıyorum. Bir dediğini iki etmedim. Ama artık bitti. Bundan sonra ne arabacılığını yaparım ne de yanında kalırım. Benim yanımdakilere de sakın bulaşma. Eğer onlara bir zarar verirsen, bugüne kadar tanıyamadığın Cemal'i tanıman için elimden geleni yaparım. Bir de unutma Halit ağa, benim adım Porsuk değil. Cemal.